أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Tevbe Suresi ile birlikteyiz. 77. ayetten itibaren bir bölüm okuyoruz. Önceki bölümün devamı mahiyetinde nifak hareketinin Münafıklık hareketinin iki yüzlülük anlayışının eleştirildiği, sorgulandığı kıyamete kadar da benzeri anlayışların, davranışların ortaya çıkacağına dair Rabbimizin işaretleridir bu okuyacağımız ayetler. Yani tarihin bir döneminde bir coğrafyada belli insanlar arasında ortaya çıkmış, bitmiş, geride kalmış olan bir hareket değil kıyamete kadar Müslümanların olduğu bütün dönemlerde, bütün ortamlarda ortaya çıkacak bir hareket olma özelliğine sahip iki yüzlülük hareketi ve anlayışı. O düşünceyle okuyoruz. Geçmişi sadece anlamak değil, geçmişi anladıktan sonra geleceğe yönelik tedbirlerimizi almak adına. 77. ayeti anlamak için 75 ve 76. ayeti yeniden hatırlatayım. Çünkü konu oradan devam ediyor. 75. ayette bir insan tipinden bahsedildi. Bu insan tipinin özelliği elinde bulunmayan imkanlar ile geleceğe dair bir takım planlamalar yapan bir insan tipi. Başka ifadeyle Allah'la pazarlık yapan, benim şu anda cebimde param yok eğer bana para verirsen ben de senin yolunda infak ederim diyen, kendince Allah'la pazarlık yapmaya çalışan bir insan tipinden bahsediyordu. Rab'bim sana söz veriyorum. Eğer bana lütfundan verirsen, komşuma verdiğin gibi, bizim akrabalardan falana verdiğin gibi bana da verirsen, bak o zaman göreceksin nasıl infak ettiğimi, edeceğimi. Söz veriyorum infak ederim. 76. ayette de Allah Teala buyurdu ki: "Ne zaman ki Allah lütfundan onları zenginleştirdi, istediklerini onlara verdi." Sıra onların sözün yerine getirmeye geldi. Ne zaman ki? Ne yaptılar? Yan çizdiler. Verdikleri sözü unuttular. Çünkü bekara avrat boşamak kolaydır. Sahip olmadıkları mallar üzerinden sözüm ona Müslümanca bir hayat yaşamaya söz vermiş bu insanlar. Dolayısıyla sahip olmayan imkanlardan, sahip olunmayan imkanlardan hareketle Müslüman olacağına dair söz vermenin boş ve beleş bir iş olduğu anlatılmış oldu bu ifadelerle. İşte bu konu üzerinden Allah Teala devam edecek. Fedakarlık konusunda, riske girme konusunda, elini taşın altına koyma konusunda münafıkların nasıl çekingen davrandıklarını, nasıl kolay ve rahat dönemlerin adamı olduklarını, sıkıntı ve riskin söz konusu olduğu zaman kaçacak yer aradıklarını Allah Teala bize bu konular üzerinden devam edecek. Çünkü fedakarlığın en üst düzeyi ya canını ortaya koymak ya malını ortaya koymak. Yani ya Allah yolunda savaşmak ya da infak etmek. Münafık olanların, iki yüzlü olanların hayatta yanaşmadığı, yanaşamayacağı iki alan. Allah Teala farkındaysanız bu sure boyunca hep bu iki alan üzerinden bize dersler vermeye çalışıyordu. İşte o düşünceleri okumaya devam ediyoruz. Ayet 77. فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ Allah'a kavuşacakları güne kadar, Allah'a kavuşacaklar yani ölecekleri güne kadar, Allah da onların kalbine nifak koymuştur. Söz verdiler, infak edeceğiz dediler, etmediler, etmeyeceklerini de Allah biliyor. Çünkü sahip olduğunu imkan olarak orta koyamayan, sahip olacağını hiçbir zaman ortaya koyamaz. Onun için de bu münafıklık, Allah ölünceye kadar bu insanlara, kendisine kavuşuncaya kadar bu insanların kalbine nifak koymuştur. Sebebi ne? Bima أَخْلَفُ اللّٰهَ مَا Allah'a vaat ettikleri, Allah'a verdikleri söze muhalefet etmelerinden dolayı. Ben yaparım ya Rabbi söz veriyorum dedikleri halde bu sözü yerine getirmediklerinden dolayı kalplerin nifak konmuştur. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ve yalan söylediklerinden dolayı. Münafıklığın özellikle temel vasıflarından iki tanesini ayet burada söyledi. Verdiği sözü yerine getirmemek ve de yalan söylemek. Bu nedenle Allah kıyamet gününe kadar ya da ölünceye kadar onların kalbine nifakı yerleştirmiştir. Onlar öyle istediler çünkü. Elem <laughs> ya'lemu? Bu insanlar bilmiyorlar mı? Bilmediler mi ki enne'llaha ya'lemu sirrahum ve necvahum. Allah onların bütün gizliliklerini de, niyetlerini de, iç dünyalarını da, sesli konuşmaları kadar fısıldaşmalarını da Allah Teala biliyor. Bunu bilmiyorlar mı? Ve innallaha alamul ve Allah gayıpların tümünü bilendir. Bunu bilmiyorlar mı? Kimi kandırıyorsunuz? Onun için bu nifak anlayışıyla, düşüncesiyle alakalı özellikle ortaya konan bu ifadeler münafıklıkla alakalı şöyle bir kapı daha aralıyor. Münafık aslında Allah'ın kendisiyle, kendisiyle alakalı herhangi bir bilgiye sahip olmadığı düşüncesine kapılmasından dolayı münafıklık yapıyor. Şöyle tarif edeyim. İnsanlar neden ikiyüzlük yapar? Neden içleriyle dışları birbirinin aynısı değil, örtüşmez? Neden sözleriyle özleri davranışları çelişir birbirleriyle? Allah'ın kendisiyle alakalı bazı şeyleri bilmeyeceği düşüncesidir. Bunu kimse söylemez. Peygamber döneminde hiçbir münafık da söylemedi. Hiçbir zaman bunu birinden duyamazsınız. Bu değil zaten. Ama insanların inançları bu çerçevededir. Yani Allah'ın bizimle alakalı bilgiye sahip olmadığını düşündüğümüz an münafıklık yaparız. İstersen şöyle diyeyim. Eğer birisi münafıklık yapıyorsa, Allah'ın ondan istediği görevlerini yerine getirmiyor ama buna rağmen getiriyormuş gibi görünmeye çalışıyorsa, bilelim ki bu insanın Allah'la alakalı bir tasavvur yanlış tasavvuru vardır. Nedir o yanlış tasavvur? Allah'ın kendisiyle alakalı bu sırları bilmediğini zannediyor. İnsanların bilmemesi gibi Allah'ın da bilmemesi şeklinde bir düşünce oluşuyor ve onun için münafıklık yapmaya devam ediyor. Bunu dışa yansıtmayabilir, söz olarak yansıtmayabilir. Onun için Allah Teala Allah'ın onların sırlarını, gizliliklerini, fısıldaşmalarını, konuşmalarını ve her şeyin bütün gaybın bilgisine sahip olduğunu bilmiyorlar mı? Bu sorunun cevabı istenmiyor. Zaten bilmedikleri için. Bunu kabullenmedikleri için, bunu bir türlü sindiremediklerinden dolayı bu münafıklığı yapıyorlar. Zannediyorlar ki Müslümanlara güzel göründükleri gibi, onları kandırdıkları gibi, onlara kendilerinin mümin olduğunu inandırdıkları gibi Allah'a da atlatacaklarını düşünür, öyle zannederler. Öyle zannederler. Bu da onların temel özelliklerinden. Bir başka özellik. Ayet 79. Ellezine yelmizunel muttavvi'in minel mu'minine fis sadakat. Sadakalar konusunda gönülden, içten nafile sadaka verenlere yani farz olan zekatın da ötesinde Allah yolunda harcanmak üzere infakta bulunanları kınarlar, ayıplarlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا Ve üstelik kendi güçlerinin yettiğinden başka bir şey yok. Sadece güçleri çok az bir yardım yapmaya yetiyor. Onların da yaptığı yardımı kınarlar. فَيَسْخَرُونَ minhum, Onlarla alay ederler, küçümserler. Gönülden sadakada, infakta, tasaddukta bulunmaya çalışanları ayıplarlar. Güçleri yetmediği için az bir şeyler ortaya koymaya çalışanlarla da alay ederler. Ne demek bu yani? Müslüman birisi infak ediyor. Külliyetli bir miktarda infak ediyor. Münafık beceremediği için onu da eleştiriyor. Niye? Fazla veriyor, gösteriş yapıyor diye. Diğer bir Müslüman cebinde fazla parası yok, yarım hurması var. Yarım hurmayı veriyor. Bu kez onu da ayıplıyor. Niye? Allah'ın yarım hurmana ihtiyacım var diyor. Kendin ver diyorsun, vermiyor. Fazla veren Müslümanları riyakarlıkla suçluyorlar az veren Müslümanların da az vermesinden dolayı yapıyor diyor. Senin verdiğin bu tasadduka, nafakaya Allah'ın ihtiyacın var diyerek onu küçümsemeye çalışıyorlar. Bu münafıkların temel özelliklerinden bir tanesi dahadır. İlginç bir özelliktir. Belki pek duymadığımız, pek dikkate almadığımız özelliklerden birisidir. Müslümanların kimisi infak ettiği zaman bazen bu tür davranışları seziyoruz. Yani adam fazla infak ediyor. Bak bak gösteriş yapıyor diyor. Kalbine mi girdin onun? Gösteriş yapıyor olabilir de senin öyle bir kanaate sahip olman nereye götürüyor seni? Geçmişte de biz bu filmi izledik. Aynı şey onlar da yapmışlar. Ebu Bekir bütün var gücünü ortaya koyduğunda, Abdurrahman bin Avf bütün gücünü ortaya koyduğunda riyakarlıkla suçlandılar. Bunlar aslında yani kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor mantığıyla veriyor diyorlardı. Mutlaka bir bildikleri var. Getirisi var düşüncesiyle. infak etmekle suçluyorlardı. Beri tarafta her Müslüman böyle varlıklı değildi. Cebinde garibanın 3-5 kuruşu var. Bütün varı yoğu, bütün serveti o. Belki bir haftalık nafaka ona bağlı. Onu da ancak gelip veriyor. İşte iki ekmek parası, üç ekmek parasıdır. Veriyor infak. Bu da küçümsüyor bu sefer. Yani senin vereceğin bu sadaka Allah'ın ihtiyacın vardı. Bunu da küçümsüyor. E sen ver o da yok. Bu münafıkların özelliklerinden birisidir. Onu da ayıplıyorlar, küçümsüyorlar. Oysa Allah Teala سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ Allah da onlarla alay eder. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için elin bir azap vardır. Allah alay eder mi? Kur'an-ı Kerim'in ifade üslubuyla alakalı bir meseleyi bize hatırlattı bu cümle. Onlar alay eder. Allah da onlarla alay eder dediğiniz zaman insanların yaptığı bir şey zaf, o zaafın aynısı Allah için de söz konusu olmuyor mu? Mesela daha önce de Enfal suresinde geçmişti. Ve mekaru ve mekar Allah. Onlar bir tuzak kurdular. Allah da bir tuzak kurdu. Yani Allah tuzak kurarım peki? Değil tabii ki. Tercüme ederken bu anlamda düşünülürse Allah'a bir zaaf isnat etmiş oluyorsunuz. Allah tuzak kurmaz. Tuzak kurmak, tuzak kurmak çünkü bir zafiyetten kaynaklı. Allah'ta böyle bir zaaf yok. Niye tuzak kursun? dobra dobra göz göre göre yapacağını yapar. Niye tuzak kursun? Bu tip ifadeler özellikle böyle telaffuz edilir ama mana öyle değildir. Arapçada buna bir sanat adı olarak müşakele sanatı denir. Bunun anlamı şudur. İnsanlar tuzak kurarlar. Allah da onların tuzaklarını bozar. Aynı ifade kullanır ama anlam budur. Onlar bu Müslümanlarla alay eder. Allah da onlarla alay eder değil. Allah onların alaylarını boşa çıkarır az ya da çok yapılan infakı hedefine ulaştırır. Anlamı budur. Dolayısıyla insanlar için söz konusu olan zaafları ifade eden bu tür cümleler Allah için elbette mümkün değil. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'in ifade üslubu ile alakalı bir yapıdır, bir cümle biçimidir. Bunu da öyle belirtmiş olalım. Demek ki münafıkların özellikle Müslümanların fazla infak edenlerini riyakarlıkla, az infak edenlerini de tenezül edilmeyen bir şey infak ettiklerinden dolayı kınamakla, ayıplamakla, suçladıklarına şahit oluyoruz. Allah bunu bize bildiriyor. Böyle insanlarla ilgili Müslümanların tavrına gelince, onlar böyledir, onlar böyledir. Onlar böyledir. Onlar böyledir dendi. Gelelim 80. ayette. Bu kez Müslümanlarla alakalı, Müslümanların ne yapması veya ne yapmaması gerektiğiyle alakalı kurallar bize öğretilecek. Buna dikkat edelim. İstiğfirlehum <laughs> اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlar için ister bağışlanma dile, ister bağışlanma dileme. ister onlar için istiğfar et, isterse istiğfar etme. اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً Eğer onlar için yetmiş kez istiğfarda bulunsan ey peygamber, ilk muhatap o çünkü, فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah onları asla mağfiret etmeyecektir. لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ifadesi, cümlenin bu şekilde tercüme edilmesini gerektirir. Allah onları bağışlamaz değil. Allah onları asla bağışlamayacaktır. 70 kez bağışlama dilesen de. Velike neden bu böyle? Bi ennehum keferu billahi ve rasulihi. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü küfrettiler. Allah ve Resulüne küfrettiler demek Türkçede birinin diğerine küfretmesi anlamında değil. Ya gerçekleri örtbas ettiler. Yok saydılar. Etkisiz hale getirdiler. Dertleri buydu. Halbuki biliyoruz ki münafıklar hiçbir zaman inkar etmediler. Öyle değil mi? Oysa münafıktan hiçbirisi Allah'ı ve peygamberi inkar etmediler. Onları kabul etmekle birlikte münafıklık ortaya çıktı ama Allah'ın getirdiği sonuç budur. Onlar Allah'ı ve Resulü'nü inkar edenlerle aynı kefeye kondu. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık bir toplumu asla hidayete erdirmez. Çünkü fasıklığı tercih etmişse Allah zorla onu doğru yola eriştirmez. İlla da ben buradayım diyorsa Allah bunu zorlamaz. İstiğfarla alakalı peygamberin bu tip insanlarla ilgili istiğfariyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de sadece burada değil. Münafıkun adını taşıyan surede de buna benzer bir ayet okuyoruz. Münafıkların özellikleri anlatıldıktan sonra benzer bir ayet. Sevâun aleyhim. Estağfartu lehum em lem estağfir <laughs> lehum. Felen yagfirallahu lehum. İnna Allah la yehdi'l kavme'l fasikin. Aynı cümleyle bitiyor. Onlar için istiğfar etsen de etmesen de değişmez. Aynıdır. Müsavidir. Denk'tir. Biri diğerinden farklı değil. İstiğfar etmiş olmanla olmaman arasında bir fark yok. Allah onları bağışlamayacak çünkü yoldan çıkan, Allah'a itaatten sapan, dinden tamamen kendini soyutlayan insanlar Allah doğru yola eriştirmez. Peygamber peki münafıklar için istiğfardan mı bulunmuştu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın her şeye rağmen Müslüman olduğunu iddia eden zaman zaman zikzaklar çizen yalpalayan Allah yolunda savaşa çağrıldığı zaman katılıp yarı yolda peygamberi bırakan katıldıktan sonra ganimet pastasına konmak adına üstün çaba sarf eden sözüm ona bu insanlara Buna rağmen Allah Resulü bağışlamada, istiğfarda bulunmuştur. Bu belki bize şunu hatırlatır. Hazreti Peygamber özellikle şöyle bir rivayeti de aktarayım ki bu rivayetlerle bu ayetleri bağdaştırıp bağdaştırmayacağımıza da ayrı bir karar vermemiz gerekiyor bu anlamda. Onu da söyleyeyim. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül öldüğünde Oğlu da Abdullah. Oğlun adı da Abdullah. O da babasının tam tersine son derece samimi, ihlaslı bir sahabi. Hatta babasını öldürmeyi bile babasını öldürmeyi bile peygambere teklif edecek kadar gözü kara bir sahabi. Babasının işlediği suçlardan dolayı, kabarık dosyasından dolayı Abdullah bin Abdullah, bu Abdullah'ın oğlu Abdullah. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a babasının ölmesi üzerine onun peygamberin gömleğine sarılarak onun kefen olarak alınmak suretiyle defnedilme isteğini iletir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gömleğiyle defnedilmek ister. Bu bütün rivayet kaynaklarında bu var. Hazreti Peygamber de onun hatırasını kırmaz. Yani sahabi olan bu münafığın oğlu Abdullah'ın hatırını kırmaz ve gömleğini verir. İstiğfarda bulunur. Hatta devamında onun için bir takım dualarda bulunduğuna dair rivayetler de var. Bunun üzerine bu ayetlerin indiği söylenir. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavrı gerçekten ilginç. İlginç olmasının nedeni şu. Özellikle bu kadar fitne fesat tohumları eken bir toplumun, bir güruhun başını çeken bir kişinin ölmesi üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam geçmişten o güne kadar yaptıklarını adeta yok sayıp yine de Müslüman muamelesi yapma gibi bir çaban içerisinde olduğunu görüyoruz. Aslında Hazreti Peygamber'in bu ayet indikten sonra istiğfar yapmasını eleştiriyor sahabeden bir kısmı. Mesela Hazreti Ömer, Ya Resulallah, Allah Teala seni istiğfardan yasakladığı halde niye yasak niye hala istifale devam ediyoruz dediğince, Hazreti Peygamber ben istiğfar sayısını arttırırım. Aslında bu kesiletten kinel, çokluktan kineldir. Yani 70 kez istiğfar etsen de demek ne kadar edersen et demektir aslında. Hazreti Peygamber de bu rivayetlerin birinde ben bu istiğfar sayısını arttıracağım, onun bağışlanması için dua edeceğim şeklinde bir tavır ortaya koyduğunu okuyoruz rivayetlerde. İşte Hazreti Peygamber'in bu ayete dayanarak istiğfar sayısını arttırma hakkı kullandığını söylemesi, 70 değil daha fazla istiğfar edeceğim demesi aslında şu mesajı bize verir. Rivayetlere geleceğim tabii ki. Asıl erdem, asıl fazilet güçlü olduğu halde yanlış yoldaki insanları dışlama yönüne gitmeyip onların ıslahı için çaba harcamaktır. Erdem budur. Siz zayıfken, güçsüzken böylelerini bağışlamak erdem değildir bağışlamama imkanınız varken, cezalandırma imkanınız varken, rest çekme ve onları tamamen dışlama imkanınız varken sahip çıkıyorsanız erdem budur. Peygamber aleyhissalatü vesselam her şeye rağmen bunu göstermiştir. Dolayısıyla peygamberin buradaki yaklaşımı bizim de münafıklara istiğfarda bulunacağımız anlamına gelmiyor. Belki ayeti anlayalım diye sahabenin ayetle olay arasında bağlantı kurmasından ibarettir. Daha önce de bunu söyledim değişik vesilelerle. Yeniden söyleyeyim, nüzul sebebi dediğimiz yani ayetlerin iniş sebebi olarak anlatılan rivayetler ile ayet arasındaki bağlantıyı peygamber kurmamıştır. Sahabi kendisinden sonra gelen kuşa tabiin neslini ne yapıyor? Ayetle ilgili anlaşılması gereken yorumun ne olduğu sorusunun cevabını vermek üzere diyor ki şöyle şöyle bir olay yaşanmıştı. O olay. O ayetin üzül sebebi olarak anlatılır. Yoksa ayet inmesi için bu olayın yaşanması bekleniyordu. Olay yaşandı, ayet pat indi anlamında değildir. Tekrar ediyorum, bu olayların var olduğu ayrı bir gerçek, ama bu olaylarla bu ayetin bağdaştırılması ayrı bir gerçektir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bahsettiğim rivayetler hadis kaynaklarında geçiyor olması nedeniyle tamam, ama bu ayetlerle bu olay arasında bağlantıyı kuran peygamber değil. Sonraki dönemde Müslümanlar olayla ayet arasında bağlantı kuruyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Münafıklarla alakalı bir ayetin indiğini söylemek, peygamber dönemde, ayetin indiği dönemde işte ayet şu münafıktan bahsediyor demek, o münafığın çizilmesi ve reddedilmesi anlamına gelirdi. Böyle bir tane örnek olmaz. Olmaz. Çünkü münafıkların deşifre olması anlamına gelir. Münafıkların deşifre olması demek, onların tamamen dışlanması ve kafir olarak ilan edilmesi demektir. Böyle bir olay vuku bulmuş değildir. Onun için böyle bir olay yaşanmıştır. Doğru ayetin söylediği bu olaydaki şahıstır demek peygamberin dediği şey değil ya sahabenin yaptığı değerlendirme. Yanlış demiyorum. Sadece olayın nasıl anlaşılması gerektiğini yanlış söyledim. Ayetin nasıl anlaşılması gerektiğini bize anlatmak için bu olayı anlatıyor. Yoksa bizatihi kendisi değil. O açıdan olaylar ayetlerin anlaşılmasına katkı sağladığı oranda bizim önümüzü aydınlatır. Bu da böyledir. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın münafıklarla alakalı bu olumlu tavrı bize bir insanın yaşadığı sürece ona Müslümanca yaklaşmak gerektiğinin en bariz göstergesidir. İşin bir tarafında bu var. Diğer tarafında ise diğer tarafında ise münafıkların manevraları, münafıkların çabaları ve girişimleri ilginçtir. Yani adam bir ömür boyu İslam'ın ve Müslümanların altını oymaya çalışıyor. Görüntüde Müslüman gibi görünüyor ama içten içe böyle planları var, gizli gündemleri var. Ama ölürken de peygamberin gömleğiyle birlikte defnedilmenin kurtarıcılığına inanıyor. Acaba bu tür anlayışlar yani amel bozuk, yaşantı sıfır, namaz yok niyaz yok. Haramlara boğazına kadar batmış olan Müslümanların sözüm ona aksesuar diyebileceğimiz türden bir takım ritüellerle, bir takım törenlerle, bir takım seremonilerle, bir takım kutlamalarla, bir takım manevralarla, çabalarla kendilerini kurtardıklarını zannetmeleriyle aynı kefeye mi konacak? Ben öyle inanıyorum. Müslüman ameliyle ortaya çıkar, amelini Allah arz eder. Onun dışında gerek yok ki. Gerek yok tabii ki. Mesela ben ölürsem diyorum. Aha burada da söylemiş olayım. Mesela ben ölürsem, benden sonra mevlüt okumayın kardeşim. Gerek yok ya. Ben ölürsem benim cenazeme, mezarımıza telkin okumayın. Bana maval okumayın. Ben Müslümanca yaşadıysam zaten ben bunu yapıyorum demektir. Ben öldüğüm zaman, öldükten sonra gelip teberrüken, defin sırasında yapılması gerekiyor diye Yasin okumanıza gerek yok, okumayın. Bunlar beni kurtarmayacak eğer amelim yoksa. Hiç boşuna yorulmayın. Üçüncü gün yemekleri dökmeye gerek yok. Kurtarmaz. Yapacaksanız kendi amellerinizi yapın ya. Eğer amel yoksa değil peygamberin gömleği siz peygamberin ravaz, ravzasına da gömülseniz laf ile bir şey ifade etmiyor. Varsa sizin eteğinizde bir amel onu ortaya koyun. Ama tarihlik dönemlerinden beri bu yapıyı bazen bakın dikkatle incelediğimiz zaman ortaya çıkıyor. Bu yapı hep böyledir. Ameli yok, ortada eteğinde bir şey yok, Allah'a takdim edeceği bir amel yok. Neye dayanıyor? Peygamberin sakalı şerifine, Kadir gecesine, Regaib gecesine, Mevlid gecesine, yok mevlitlere, yok şunlara bunlara. Ya hayattayken yapman gereken şeyleri söylesene. Onu ortaya koy. Onun için bu yapı bize bunu anlatır. Diyelim ki adamın ameli sıfır. Şahit oluyorsunuz. Müslümanca bir hayatı yaşamadığı gibi, Müslümanların aleyhine ne kadar komplo varsa bunların altına da imza atmış. Ama hasbel kader şehir mezarlığında önümüze geldi. Nasıl bilirsiniz ölüyü? Allah rahmet eylesin. Ya niye yalan söylüyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz ya? Hadi size birisi yalan söyletiyor. Siz niye yalan söylüyorsunuz? Adamı tanımadığınız halde niye şahitlik yapıyorsunuz? Üstelik bir de dua ediyorsunuz. Var mı hakkınız? Onun devamı gelecek bakın. İstiğfar edemezsiniz. Bakın istiğfari yapan istiğfari yapma teşebbüsünde bulunan yeryüzünün en değerli insanı aleyhissalatü vesselam. Ona bile diyor Allah Teala sen 70 kez istiğfar etsen boş. Boşuna uğraşma. Peygamber istiğfar edecek. Peygamber elini açacak. Ya Rabbi bağışla diyecek. Allah diyor ki sen boşuna uğraşma geç. Peki kimin istiğfarı kabul edilir? Hadi söyleyin. Amel yok çünkü hayatını ortaya koymamış ki. İnfak demiş, sıyırmış, kıvırmış. Cihat demiş, benim işim var demiş. Namaz demiş, mecburen gelmiş, üşene üşene gelmiş. Kılmamış da değil. Kılmamış da değil. Terk etmiş değil. Üşene üşene gelmiş ve sonuç budur. Aleyhissalatü vesselama bu ifade okuduğumuz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Yani peygamberin elleri bomboş çeviriyor. Nasıl bir şey ya? 70 kez bağışlama dilesen bu mesele 69 değil, 71 değil, değil. O değil. Yani Türkçe'de ne deriz? Bin kez istiğfar etsen oraya kadar gider bu. Binlerce kez istiğfar etsen bu Allah Teala istiğfarını kabul etmeyecek. Boşuna uğraşma. Niye? Çünkü adamın hayatı belliydi. Onun için fasık olarak öldüğü belli olan, itaat kapsamı dışında olan, itaatsiz bir hayat yaşayan, kulluğunu Allah'a değil başkasına yapan, müdürüne verdiği değer kadar Allah'a değer vermeyen, patronuna ve parasına, işine, kariyerine değer verdiği kadar Allah'a değer vermeyen bir insan öldüğünde onun için niye bağışlanma dileyeceksiniz ya? Adam kendisi hayattayken kendisi için istiğfar etmemiş ki. Sen niye istiğfar ediyorsun? Tanıdığınız insanlar için söylüyorum. Biliyorsan istiğfar etmeyin. O yüzden herkesin kendine benzeyen cenaze merasimi düzenleyen adamları vardır. Anlatabiliyor muyum? Herkes öldüğünde kendisine benzeyenler onun namazını kılar. Kesinlikle bu böyledir. Kiminle hayatı beraber yaşıyorsanız sizin namazınızı onlar kılar. Sizin duanızı onlar yapar. Beraber olacağınız kişi onun için dikkat edin. Mezarlığınızda onlar bulunsun diye. Çevrenizdeki insanlar da sizin gibidir. Siz de onlar gibi olursunuz. Ve ölünceye kadar da öldükten sonra mezar üzerinde de bu böyledir. Onun için Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İnsanların en hayırlısı olmasına rağmen Allah'ın sevmediği, Allah'ın razı olmadığı insanlar hakkında yaptığı istiğfarı bile kabul etmediğine göre buradan şuna da geçeceğim ama sadece geçmekle kalacağım, açmayacağım. Peki peygamberin bu insanlarla ilgili şefaatine ne diyeceksiniz? Boşuna beklemeyin, heveslenmeyin. Heveslenmesinler daha doğrusu. Niye? Ya peygamber kabul ettiremedi ki istiğfarını, şefaati nasıl kabul ettirecek? Efendim o peygamber de isterse olur. Evet buyurun istiyor ve olmuyor. İstiyor ve Allah diyor ki asla kabul etmeyecek. Allah asla bağışlanmayacak. Onun için ne yapacaksanız kendiniz yapın. Çünkü bugün var ama yarın olmayabilir. Yarın olsa bile ertesi gün olmayabilir. Hayatı ona göre çeki düzen verip yaşarsanız sizin kendi istiğfarınız önemli. Sizinle birlikte Müslümanlar da sizin şahidiniz olur. Hayatınızı istikamet üzere yaşadığınız şahitlik yapar. 40 tane mümin adam gibi mümin de lehinize şahitlik yaparsa onlar da size bir katkı sağlar. Yoksa eğer sizde bir numara yoksa cenazenize peygamber bile katılsa hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hem bunu münafıkun suresinin 6. ayeti hem de bu 80. ayet gerçekten dehşet verici bir şey. Ayet 81. Ferihal muhallafun bi mak'adihim khilafa rasulillah. Allah Resulü'nün arkasında kalarak yerlerinde oturan, geride kalan, cihattan geride kalan insanlar sevindiler. Yaptıkları işin iyi olduğuna kanaat getirerek yani yırttık, göz açıklık yaptık, uyanıklık yaptık diye seviniyorlar. Ve kerihu en yucahidu bi ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler hoş karşılamadılar. Pahalıya patlayacak diye vakalu Kendileri buna katılmadıkları gibi mal ve can fedakarlığına katılmadıkları gibi çevresinde bu işe girişenlere de dediler ki: "Lâ tenfirû fil harr. Sıcakta savaşa gitmeyin. Hava sıcak. Ul böylelerine de ki: Naru cehenneme eşeddü harra." Cehennem ateşi daha sıcaktır. لَوْ كَانُوا Keşke bilselerdi. Bilselerdi bunu söylemezlerdi. Peki sefer kışın olsaydı katılacaklar mıydı? Ne münasebet. Değişen bir şey olmazdı ki. Cemaziyel evvelleri böyledir. Değişen bir şey yok yani. Kışında soğuk mu derler? Tabii. Kar yağdı, yollar kapandı, zincirimiz yok derler. Öyle olur zaten. Bahar mı? E baharda da tam hasılat zamanı, keyif zamanı. Zaten kıştan yeni çıktık. Yazda da sıkıntı olacak. Hiç olmazsa mevsim pikniklerde geçirmemiz lazım. O da var. Mevsim ne zaman? Aslında bu bahanedir. Bunlar sevinirler bunu yapmak suretiyle. Neyle neyi mukayese ediyorlar? Daha doğrusu Allah neyle neyi mukayese etmemizi istiyor? Yani yapacağınız iş gerçekten size çok mu ağır geldi? Hele bir cehennemi hatırlayın. Yazın sıcağında sefere katılmak, Allah'ın ve peygamberin çağrısına katılmak Sıcaktan dolayı zor geliyor öyle mi? Cehenneme inanmıyor ki bu insanlar. İnandığını söylüyorlar sadece. Sadece inandıklarını söylüyorlar. Naru cehenneme eshaddu harran. Cehennem ateşi daha sıcaktır. Bilseniz, bilseler zaten böyle söylemezler. Sadece dilleriyle söylüyorlar. Sonuç ne olacak? Felyadhaku qalilan ve lyabku Bunlar çok az gülecekler ve çok ağlayacaklar çok az gülecekler ve de çok ağlayacaklar. Kıyamet günde yarın bunların ağlayışları daha fazla olacak. Cezaen bi mekanu yeksibun işlediklerinin karşılığı olarak az gülecek ve çok ağlayacaklar. Allah bunlardan eylemesin. Ayet 83. Fe in raca'aka Allahu ila taifetin minhum Eğer onlardan bir gruba tekrar Allah seni döndürürse yani savaşa gittiniz bunlar geride kaldı yerde kalmayı, savaşa katılmamayı uyanıklık saydılar. Bir lütuf saydılar. İyi ya bize paça yırtık dediler. Öyle mi? Allah seni dönderdi bunlara. Feste <laughs> zenukel-huruç. <laughs> Bu insanlar gelip hani sen galibiyetle, zaferle döndün ya, bir de ganimetle döndün, epey de kazançla döndüğünü görünce bunlar senden tekrar savaşa katılmak için izin isterler. Dikkat edin buraya şimdi bir önceki aşamada savaştan kaçmak için bahane arayan bu insanlar bu kez menfaat görünce sondaki bir savaş ortamı olduğunda peygamberden onunla birlikte savaşa çıkmak için izin isterler. Fakul böylelerine de ki len tahrucu ma'i ebeden. Bizimle birlikte savaşa katılma. Asla. Ve len tuqatilu ma'i aduven. Bizimle birlikte benimle birlikte Hiçbir düşmanla da savaşma. İnnekum kumradıytun bil güvud. Öyle Daha önce ilk seferde çağrıldığınız zaman oturmaya razı olmuştunuz. Geçmişte, az önce ve geçen seneye de bir ay önce neyse işte. O zaman bu fedakarlık için size ihtiyaç olduğunda gelin dediğimizde oturmaktan sevinç duymuştunuz bugün katılalım demenizin bir hükmü yok. Kabul etmiyoruz. Bizimle birlikte savaşa da katılma. Bizimle birlikte kimseyle de savaşma. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِف۪ينَ Geride kalanlarla birlikte siz de oturun de. Ya diyeceğiz peki bunlar tevbe etmiş olabilirler. Tevbe edenler hariç. Gerçekten istiğfar edenler hariç. Bunlar özellikle özellikle münafık olarak katılmak isteyenlerin münafık olarak katılmak isteyenlerin talepleri reddedilir. Nasıl, nasıl kabul bileceğiz, öğreneceğiz bunu peki? Yani daha önce bir yanlış yaptılar. Bugün içinde geçerli bakın. Savaşla alakalı değil sadece. Müslümanların hayati önem taşıyan bir olayla alakalı fedakarlık gerekirken bir Müslümana çağrı yapıyorsunuz. Bakın böyle bir ihtiyacımız var. Katkıda bulun. Şu veya bu şekilde yapabileceğin yardım şeklinde katkıda bulun dediği zaman tenezzül etmeyen Müslüman, diyelim ki kasırgalar, fırtınalar dindi, ortalık rahatladı, herkes zevk sefa içerisine daldı. Dün Müslüman olmaktan korkan insanlar bugün Müslüman olmaktan gurur duyar hale geldi. Ortalık sakinleştikten sonra geliyor diyor ki Müslümana, bir yardım varsa bize düşen bir şey varsa hazırım. Allah Teala diyor ki, eğer cidden pişman olmamışsa, tevbe etmemişse bunları kabul etmeyeceksiniz dün sizi yarı yolda bırakanlar, dün sizi satanlar bugün ortalık rahatladı diye yanınızda yer alıyorlarsa bunları reddedin kabul etmeyin. Çalışmalarınızı bereketsizleştirmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bu da çok ağır bir şey tabii ki. Münafıkça bir istek üzerine geliyorlarsa, gerçekten hayatlarına çeki düzen vermemişlerse, o zamanla bu zaman arasında bir fark yoksa davranışlarında, dünle bugün arasında hiçbir değişim yoksa, kaldıkları yerde aynen duruyorlarsa biz de katkıda bulunalım fedakarlık dediği zaman ihtiyaç yok size kardeşim deyin. Kelle sayısına takılmayın. Cebinden çıkacak para sayısına, kuruşuna takılmayın. O lazım değil. Samimiyet lazım. Çünkü bunlar ihlasınızı bozar. Biraz da ondan bozuyor sanki. Bereketsiz çalışmalar ortaya çıkıyor. Onun için burada Allah Resulüne özellikle bu konuda verilen bu emrin bize yansıyan herhalde mesajı şöyle olsa gerek. Bir risk söz konusuyken, bir sıkıntı söz konusuyken yapılan davete icabet edenlerin teslimiyetinden şüphe edilmez. Risk varken. Yani Müslüman olmanın ateş pahası sayıldığı bir ortamda bunu bütün fedakarını ortaya koyan insanların samimiyetine asla şüphe edilmez. Ama ama İslam güçlendikten sonra İşlerde bir başarı elde edildikten sonra, ortalık durulduktan sonra, Müslüman olmak avantaja dönüştükten sonra, İslam bir getiri sağladıktan sonra böyle bir harekete katılanların samimiyetinden şüphe edilmesi lazım. Evet, acaba demek lazım. Ayet bize bunu anlatır. Peygamberle birlikte savaşa katılmamanın bedelini bir sonraki istekleriyle geri çeviriliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya cihada katılacağım diyor. Katılmayacaksın diyor. Niye? Dün lazımdı çünkü. Lazımken gelmedin. Daha önce burada söylemiştim. Fetihten önce infak edip savaşmakla, fetihten sonra infak edip savaşmak bir değil ki. Bir olmaz tabii ki. Ne demek bu? Yani açılımlardan önce, rahatlama dönemlerinden önceki mücadeleyle, ondan sonraki mücadele aynı kefeye konmaz. Birinin çarpanı birken, öbürünün çarpanı yedi bindir, yedi yüzdür. Tabii ki niye? Çünkü risk var. Verdiğin para sana geri gelmeyecek. Tünelin ucu görünmüyor çünkü. Verdiğin gitti. Ama öbür türlü fetihten sonra nedir? Tünelin ucu tamamen görünüyor. Verdiğin para sana tekrar dönecek. Konfor olarak dönecek, rahat olarak dönecek. E bunu verme herkes yapar. Ne var ki? Heba mı? Boş mu? Hayır. Allah boş demiyor. Onun da karşılığı var. Ama kesinlikle diğeri gibi değildir. Risk faktörünün egemen olduğu bir ortamda yapılan mücadele fedakarlıkla bunun olduğu dönemdeki olmadığı dönemdeki fedakarlık ve mücadele elbette bu anlamda bir değil. Bu cihada katılmak arzusu ile bile olsa Allah Resulüne Allah Teala diyor ki onlara deyin ki siz daha önce size çağrıldığı zaman oturmayı sevdiniz. Oturmayı tercih ettiniz. Oturun geride kalanlarla birlikte. Peki sadece bu kadar mı? Daha kötüsü geliyor ve la tusalli ala ahadin minhum mat ebeden. Bunlardan hiçbirisine ölen hiçbirisine dua etme. Ve la tusalli namaz kılma anlamına da gelir ama daha genel anlamda onlardan hiçbirine dua etme. Ve la takum ala kabrihi ve onların kabri üzerinde de durma. İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Bunlar çünkü Allah'ı ve Resulü'nü inkar ettiler. وَمَا تُوَهُمْ فَاسِكُونَ ve fasık olarak öldüler. Yani inkar ederek değil, itaatsizlik yaparak, göz göre göre büyük günahları işleyerek, göz göre göre bilerek, isteyerek, farzları terk ederek yaşadılar. Bunlar taatten, itaatten çıktılar ve bunlar üzerinde namaz kılma. Şimdi ne anlatıyor bize bu? Ve dua etmeye daha doğrusu. Namaz veya dua fark etmez. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam mezar adeti ya da mezar sünneti olarak şöyle bu uygulamaya özellikle dikkat ederdi. Cenaze defnedildikten sonra, Müslüman birisi defnedildikten sonra Hazreti Peygamber mezarlıktan hemen ayrılmaz ve şöyle derdi etraftakilere. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyin ve sorulanlara şaşırmadan cevap verebilmesi için ona dua edin, işi kolaylaşsın diye. Çünkü şu anda sorguya çekilmektedir. Bu sembolik bir dildir tabii ki. Yani mezara koymasa hesaba çekilmeyecek mi? Yaktı külünü ganj nehrine fırlattı, döktü. Mezar mezar yok hesaba çekilmeyecek mi? Çekilir bu. Genel anlamda yapı bu olduğu için böyledir. Mezara konduktan sonra hesabını kolay vermesi için kardeşinize dua edin hemen ayrılmayın diye mezar üzerinde dururdu. Burada Allahu Alem وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ dediği şey onların kabri üzerinde durma dediği şey yani dua etmek için orada durma. Yoksa kabirde durmak anlamında değil sadece bu. Burada özellikle fasık olarak ölen birisinin cenaze namazını kılmak, defninde bulunmak ve arkalarından dua etmek yasaklanıyor. Fasık olan birinin. Ben bazı şeyleri söylemekten doğrusu yanlış anlaşılır düşüncesiyle çekiniyorum ama ben şu kadarını söylemeye çalışayım. Yani yanlış anlaşılma söylemediğim şeylerden dolayı söylemiş gibi değerlendirilmekten çekiniyorum. Bu anlamda söylüyorum. Münafıkların burada Allah Resulüne sen onların mezarı başına durma, namazlarını kılma, dualarını yapma denilen münafıkların namaz kılmadığına dair bir tane örnek bulamazsınız. Namaz kılmayan bir münafık tip yok. Peki namaz kılmayan ve adına Müslüman denilenlerin defin işlemlerinde ne yapacağız peki? Benim kafamı patlatan bir sorudur bu. Münafık namaz kırıyor. Peygamberin mescidinde ayrılmıyor. Şu ve bu gerekçeyle de olsa bazen Uhud'a katılıyor. Bazen Hende, bazen Tebuk'e katılıyor. Buna rağmen onun mezarı başına durmayacaksın diyor. Dua etmeyeceksin. Ya peki hiç camide görmediklerimiz? Hüküm verme makamında değilim fetva verme makamında hiç değilim. Ama şunu biliyorum. Allah Resulü'nün namaz kılmasının yasaklandığı, dua etmesinin yasaklandığı bu kişiler camiden çıkmazdı. Beş vakit peygamberler cemaatle namaz kılarlardı. Bunun dışında ne diyeceksiniz peki? Yani kılmayalım mı? Yok yani kılınmaz demiyorum haşa. Böyle bir fetvayı altına imza atmam hayatta. Ama diyorum ki yanı başınızda görmediğiniz, kendisi kendisine dua ettiğine şahit olmadığınız, tersine dinle mücadele etmek için hep çalışan bir insan öldüğünü görürseniz ya da Müslümanların kutsal değerleri alay edeyle de bir hayat yaşadığını ve sonra öldüğünü görürseniz bu insanın mezarına gidiyorsanız vebal üzerinde işindesiniz. Gitmeyin ya. Onun namazını kılsın birileri. Ona benzeyenler kılar. Siz niye kılıyorsunuz? Ya sizin dininizi alay eden bir insanın mezarına ve cenazesine niye gidiyorsunuz ki ya? Buyurun. Bu münafıklar biraz daha namuslu değil mi Allah için ya? Hiç olmasa peygamberin mescidinde bulunuyor şu veya bu nedenle. Belikiler o da yok tenezzül etmiyor. Tenezzül etmediği gibi Müslümanların bütün kutsal değerlerini alay ve dalga konusu yapıyor. E peki o zaman ona yönelik nasıl bir nehir ya da emir olabilirdi ki? Ben tasavvur edemiyorum şahsen bunların için böyle bir emir, böyle bir nehi söz konusuysa böyleleri için nasıl bir tasavvur var? Ama işte bizim önümüze getiriyorlar. Ya siz gitmeyin. Siz arkasında durmayın canım. Durmayalım yani. Onun için bu da beraberinde ciddi bir yaptırım olur mu? Ben o kanaatteyim şahsen. Böyle bir tavır, Müslümanların böyle bir tavır ortaya koyması, onlar gibi yaşayanların kendi durumlarını gözden geçirmelerini sağlar. Allah'ın yoluna tekrar yeniden girmelerine yönelik belki motive eder onları, teşvik eder. Ya değilse, yani mesela bu toplumda bu toplumda insan ne kadar fasıklık, münafıklık yaparsa yapsın, senin namazını kıldırmayacağız, kılmayacağız dediğin zaman adam buna tahammül etmez. Hiç kimse, hiçbir aile, hatta babasını Müslümanların önüne getirip koyup kenarda bekleyen çocuklara bile deseniz ki, siz kılmıyorsanız biz de kılmıyoruz deseniz, dünya başlarına yıkılır. Öyle değil mi? Yapın bunu. Yapın ki arkadakiler de bir ibret alsınlar. Yani mesela niye hemen bütün haklarınızı helal ediyorsun, helal olsun? Hangi hakkı helal ettiniz? Hangi hakkı? Boş bir dilekçe altına imza atıyorsunuz. Ya dilekçede bakınsın aleyhinize olan şeyler var. Niye helal diyorsunuz? Rastgele. Bir söyle bakayım hangi hakları helal ediyorsunuz? Karambole gidiyoruz. Bu hayat evet önemli az önce söyledim ama ölüm sonrası bir takım uygulamalar da en azdan geride kalanlar için daha büyük önem arz eder. İnsanların bu uygulamalardan hareketle kendilerine biraz daha çeki düzen vermelerini sağlar. Bunun için de önemlidir. Tekrar ediyorum. Böyle insanların cenaze namazı kılınmaz diyemem. Kimse diyemez. Böyle bir hak rahatlığımız yok. Aynen Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı bir şey yapmaya çalışıyorum. Mesela Hazreti Peygamber ne yapıyordu? Önüne bir cenaze geldi. Dedi ki, döndü cemaate. Bizim pek uygulamadığımız bir şey. Döndü cemaat dedi ki, bu kardeşimizin borcu var mı? Bir Müslüman ha, münafık da değil. Kardeşimizin borcu var mı? Var dediler. Ödemek için geride bıraktığı miras var mı? Yok dediler. O zaman siz kılın. Bakın siz kılmayın, değil mi? Kendisi kılmıyor ama. Ben kılmıyorum. Gidiyor peygamber. Siz kılın. E, peygamberin var olduğu bir ortamda peygamber namaz kılmıyorsa Müslümanların kılacağı namaz ne olur ki? Sonra bir cenaze. Değişik uygulamalar var. Hazreti Peygamber önüne gelen bir cenaze. Bunun borcu var mı? Var ya Resulallah. Peki ödeyecek kadar geride mal bırakmış mı? Yok ya Resulallah. Baktı iş pahalı. Bir Müslüman dedi ki bunun borcunu ben üstleniyorum. O zaman namaz kılalım. Borç, borç, namaz değil. Borçtan dolayı. Hiçbir Müslümanın cenazesi bu namaz kılıyor diye sorulmaz. Sorulmaz ya. Biz soruyoruz ama değil mi? Adam abdestine namazında mı? Ya adam Müslüman diyorsan zaten öyledir ya. Bu, bu soru mu yani şimdi? Ama şunu sorun. Bu Müslüman namazı nasıl kılıyor? Onu sorun. Namaz kılıp kılmadığını soramazsın bir Müslümanın. Bu gerçekten kuralsızlıktır, ilkesizliktir. Bir Müslüman için namaz kılıyor mu kılmıyor mu sorusu sorulmaz. Namazı nasıl kıldığını sorgulayabilirsiniz. Yani haddimize değil de anlaşılsın diye söylüyorum onu. Yani mesela iki dakikada mı dört rekatı kılıyor yoksa ağır başlığı mı kılıyor? Paldır küldür mü? Bunu sorgulayabiliriz ama namaz kılıp kılmadığını soruyorsanız orada ciddi bir problem var. Onun için bu insanlar önümüze geliyor. Bu insanlardan dua, bu insanlar için dua istenebiliyor bizden kendisine dua etmeyene dua etme hakkımız yok, mecbur değiliz. Eğer münafık ve fasık olduğu, o şekilde de öldüğü kesinse, kesinlerden bileceğiz? Yaşantısından biliriz ya. Yok mu yani? Yakında ölen birçok insan var böyle. Bu Türkiye'nin inkarcı politikalarının temelini oluşturan insanlar ölüyor. E tabi, ila cehenneme zümara tabi ya. Neyi dua edeceksin? Allah rahmet eylesin diye dua ederseniz Allah bunun hesabını sorar. Yapmayın. Onun için Allah Teala bakın kafirler için değil münafıklar için bu kadar şiddetli söylüyor. Yani 200 insanların kafirlerden bu yönle farkı yok. Hatta daha ağır. Daha ağır çünkü münafıkların cehennemdeki yeri esfeldir. İnnel münafıkine fidderkil esfeli minen Ateşin en alt, en dip çukurundadırlar. Onun için Allah Teala Müslümanların, bakın az önceki ayetlere kadar yani 79. ayete kadar münafıklar şöyledir, böyledir, böyledir dedi bir yere yerleştirdi. Sonra bize geldi. Ben bu münafıkları size niye anlatıyorum dedi allah Teala. Yani onları baş tacı etmeyeceksiniz. Onların hayatlarında mesafeli davranacaksınız. Sadece o değil. Öldükten sonra da sizin Müslümanlar gibi değerlendirilmediğinizi, onlar yani Müslümanlar gibi değerlendirilmediklerini bilmeler lazım. Öldükten sonra bilmezler. Yakınları bilecekler. Çünkü onlar da oraya gelecekler. Aynı işleme. Onlar da tabi tutulacaklar. Onun için böyle bir tavır Peygamber aleyhissalatü vesselam üzerinden öğretilen böyle bir tavır diğer insanların da hayatlarını gözden geçirmelerini sağlar. Allah'a adam akıllı kulluk yapmalarına da bu anlamda vesile olur. Ayet 85 وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالِهُمْ وَلَا اَوْلَادِهُمْ bu ayetin bir benzeri 55. ayette de geçmişti. Aynı ifadeler hemen hemen. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ Böylelerinin ne malları ne de çocukları seni imrendirmesin. Öyle ağzın açık bakma. Bunların mal ve servetleri olabilir, çocukları olabilir. Sosyal nüfuzları olabilir. Güçleri olabilir. Cepleri ve omuzları kalabalık olabilir. Bunlar seni imrendirmesin. اِنَّمَا ma اللّٰهُ اَنْ يُعَذ۪يبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا Allah dünyadayken bu sahip olduğu mal ve evlatlarıyla onları azaplandırmak istiyor. Bu cümle 55. ayette de geçmişti. Tekrar ediyorum. Aynen. Allah onları azap etmek istiyor dünyada. Neyle? Neyle? Bu mal ve evlatla. Mal ve evlatla azap edilir mi? Dünyada. Edilir tabii ki. Nasıl yani? Mesela mesela insanların özellikle münafık olan bu tinetteki insanların servet ve evlat çokluğuyla ölmeleri, bütün mesailerini buna harcamaları bu tip insanlarda bir aşırı dünya hırsı meydana getirir. Aşırı bir hırs. Ve böylece malda veya çocuklarda meydana gelecek nüfuz ve nüfusunda, nüfuzunda ve nüfusunda meydana gelecek bir azalma, bir kırılma bunların bunalıma girmelerine yol açar. Böylece benim cebimde servetimin hepsi gitse de hissetmeyeceğim sıkıntıyı onların cebinden bir kuruş eksildiği zaman hisseder. Keder üstüne keder yaşarlar. Bir Müslümanla diğerinin farkı budur. Bu onlara yapılabilecek dünyada yapılabilecek en büyük işkencedir. Servet merkezli yaşadıkları için servetlerinden yani kardan zarar ettikleri zaman uykuları kaçar. Anlatabiliyor muyum? Bu onlara dünyada yapılabilecek işkencedir mal üzerinden. Ya da mesela bu tip insanların çocukları Müslüman olabiliyor bazen. Yani aile ortamı, anne baba farklı bir yolun yolcusu. Ama bunların çocuklarından tam İslam'a hizmet eden insanlar çıkar. Demin söylediğim gibi Abdullah bin Übey nerede? Onun oğlu Abdullah nerede? Bu onlar için bir işkence ya. Yani dışarıda peygamberle mücadele ediyor. Kendi evinde onun yolundan giden ne cengaver adamlar yetişiyor. Bugün de aynı şey geçerli. Fasık bir aile ortamından tam mu muazzam bir Müslüman tip ortaya çıkabilir mi? Böyle gördükleri zaman onlar kuduruyorlar. İşkence bu onlar için. Azap dünyada. Ya da münafık olan kişi hiçbir dini konuda samimi olmayacağına göre onların geniş servet veya çok evlat sahibi olmaları dolayısıyla bu güçleri vasıtasıyla elde ettikleri bu mal ve evlat vasıtasıyla bazen toplumda hayranlık uyandıran girişimlerde bulunmaları toplumun adeta vitrin kabul ettiği yerler kendilerini yerleştirip İnsanların imrenmeleri neden olmaları bazen söz konusu olabilir. Allah Teala diyor ki sakın bu imrendirmesin. Birisinin bir mala veya nüfuza sahip olması Allah'ın ondan razı olduğu anlamına gelmiyor. Birinin bu imkanlardan yoksun olması da Allah'ın razı olmadığı anlamına gelmiyor. Dünyanın Allah'ın razı olup olmaması ile alakalı bir kriter değeri yoktur. Bunu reddediyor. Onlara bakmayın, aldanmayın. Dünyada Allah bunlar vesilesi onları azap eder bunu bilin ve tezaka enfusuhum mukafirun onlar kafir oldukları halde onlar kendilerini helak ediyorlar helake yokluğa mahkum ediyorlar sürüklüyorlar bunu bilin imrenilecek bir şey değil ve hasıl ve iza unzilet suratun <laughs> en aminu billahi ve cahidu ma rasulih Allah'a iman edin Resulle birlikte cihad edin diyen bir sure indirildiğinde iste ezenake ulut tavli minhum onlardan güç sahibi olanlar servet sahibi olanlar senden kaytarmak için izin isterler. Ve kalu ve derler ki zerna nekun ma'al qa'idin. Oturanlarla birlikte bize izin ver, bizi bırak, bizi terk et ki oturalım diye senden izin isterler. Sure indirildiğinde, yani bir pasaj indirildiğinde, yani konuyla alakalı bir emir indirildiğinde, yoksa bildiğimiz anlamda 114 sureden birisi anlamına değil burada. Bir sure indirildiğinde Allah'a iman edin, cihat edin şekli bir sure indirildiğinde varlık sahibi, güç imkan sahibi olanlar bize biraz müsaade edin, izin verin derler ki oturanlarla birlikte oturalım. Bu her zaman için karşımıza çıkacak olan bir yapıdır maazallah. Yani rahat bir ortamdayken o şöyle bir Müslüman oluruz, böyle Müslüman oluruz diyenler hadi bakalım dendiğinde bir sure nazil olduğunda da kıvırmaya çalışırlar. Radu bi en yekunu ma'al havalif 87. ayet okuyarak bitiriyorum. Radu bi en yekunu ma'al havalif geride kalanlarla birlikte kalmaya razı oldular. Vatubi ala kulubihim ve kalplerine mühür vuruldu. Fehum la yefkahun. Çünkü onlar akletmiyorlar, anlamıyorlar, fehmetmiyorlar. İnsan akletme melekesini kaybedince, fıkhetme, kavrama melekesini kaybedince, bilincini, şuurunu kaybedince yapılan bütün yanlışlar onun için zevkli hale gelir. Bu insanın yapısında olan bir şeydir. Dolayısıyla geride kalmak geride kalmak bu insanlar için çok da eleştirilecek, çok da tenkit edilecek, yadırganacak bir hal olmaktan çıkıyor artık normal, rutin bir iş haline geliyor. Nasıl anlarız bunu? Ben şöyle bir örnek vereyim, siz bu örneğin üzerine başka örnekler katarsınız. Mesela bugün çarşıda, pazarda evlerimizin bulunduğu sokaklarda, sokak başlarında, kapılarımızın önünde müşahede ettiğimiz her gün her an gözlemlediğimiz, yanından geçerken de burun kıvırıp geçtiğimiz, sessiz ve seyirci kaldığımız ahlaksız davranışları 30 sene önce görseydiniz ne olurdu? Şimdi nasıl oluyor? Hiçbir şey yokmuş gibi. Hatta bugün bu ahlaksızlıklara ahlaksızlık demek bile yadırganır hale geldi. Çünkü alıştık ya. Alıştık, kanıksadık. İnsan böyledir işte. Allah Teala bunu söylüyor. Artık kalbini mühürler hale geldi mi? Duyarsızlaştı mı? Fıkh etme melekesini yani akletme melekesini devre dışı bıraktı mı? Allah'ın bak dediği yerden bakmamaya başladı mı? O bakışı o pencereyi değiştirdi mi ne olur? En kötü en iğrenç şeyler bir normal hale gelir. O yüzden bugün yaşananlar 20 sene önce olsaydı kıyamet kopardı. Yer yerinden oynardı. Ama bugün kılımız kıpırdamıyor. Çok normal vakayı adiye sıradan çünkü herkes zaten aynı işi yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanın ben de evim için kredi aldım demesinden daha utanç verici bir şey var mı? Ama insanlar bunu söylerken utanmıyor hiç. Yüzde kızarmaz. İnsanlar yalan söylüyor yüz kızarmıyor. İnsanlar kıyafetleri allak bullak olmuş kadınların ve kızların. Yüzü kızarmıyor. Hiç de problem olmuyor. Bu kız babalarının çoğu 20 sene önce de milletin önüne düşmüş cihad ediyorlardı. Başörtüsü mücadelesi yapıyorlardı. Ama kendi kızlarını şimdi öyle yapıyorlar. Ne fark etti şimdi? Dün yanlış da bugün nasıl doğru oldu? Öyle kanıksıyoruz. Bakın kendi kalbimizi lütfen bir daha gözden geçirelim. Acaba gerçekten neye razı oluyoruz ya? Allah'ın yasakladığı şeyler neden bizim için kanıksanır hale geldi? Neden sıradanlaştı? Neden eleştirilmez oldu? Neden bunu eleştirenler yadırgamaya başladı ki? Onun için burada bu tip insanların savaştan geri kalmaları bile onlara hoşnutluk veriyordu. Çok problem değil ki. Anormal bir şey yapmamışlardı çünkü normal bir şey yapıyorlardı. Allah muhafaza. Rabbimiz onlardan ya da şunlardan ya da bunlardan birilerinden bahsediyor. Söz bizedir. Hitap bizedir. Bu çerçeve girmemek adına, bu kapsamda değerlendirilmemek adına, Allah'ın bize bunlar nazarıyla bakmaması adına bize çok iş düşüyor. Rabbim istikametten ayırmasın inşallah. Rabbim bizi bize bırakmasın. Amin. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en